Memursen Konfederasyonu'na bağlı olan sendikaların üyeleri Memursen ilçe lokalinde ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Düzenlenen basın toplantısında 22 Temmuz genel seçimleri değerlendirildi. 22 Temmuz'da yapılan genel seçimleri değerlendiren Memursen Konfederasyonu'na bağlı olan sendikalar adına bir açıklama yapan Memursen İlçe Başkanı Cavit Yakşı, alınan sonuçların ülkemize ve İnegöl'e hayırlı olmasını dilerken, kurulacak olan hükümetin memur ve emeklinin ekonomik sıkıntılarını hafifletmesi konusunda bir çalışma beklediklerini söyledi. Saygıdeğer İnegöl halkı, İnegöl basınının 107 temsilcileri. Memursen Konfederasyonu'na bağlı sendikalarımız olan Eğitim Birsen, Sağlık Sen, Diyanet Sen, Ben Birsen, Bürosen ve Toş Birsen olarak İnegöl kamuoyuna gündemle ilgili bazı değerlendirmelerimizi paylaşmak istedim. Öncelikle değerli kamuoyuna saygılarımı sunuyorum. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan milletvekili genel seçimlerinde alınan sonuçların ülkemize ve İnegöl'ümüze hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyoruz. Önemsediğimiz şey de seçimlerin kavgasız, gerilimsiz ve huzur içinde yapılması. Bunun gerçekleşmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Bu barış ve istikrar ortamının seçimlerin sonrasında da devam etmesini diliyor. Toplumun bütün kesimlerini uzlaşma kültürünü öne alarak özellikle ekonomik sorunların üzerine gidilmesini bekliyoruz. Memursen olarak sokak sendikacılığından ve kavga ortamından uzak durduğumuzu, bilgiye dayalı, sorunların çözümüne katkı yapmaya dayalı sendikacılık yaptığımızı vurgulamıştık. Bugün hala aynı çizgide olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Seçim sonuçları itibariyle iktidar veya muhalefet görevi alan partilerimiz, milletin vermiş olduğu görevi en güzel şekilde yapmak ve başta ekonomik sorunlar olmak üzere işsizlik, terör ve diğer toplumsal ve kültürel sorunları çözmek gibi önemli bir sorumluluğun altına girmişlerdir. Ayrıca belirtmek isteriz ki Memursen olarak her kesimin ve her kurumun milletin vermiş olduğu karara saygı duymasını bekliyoruz. Yakın bir zamanda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde suni zorlamalar, anlamsız baskı ve dayatmalar olmadan meclisin ya da milletin hür iradesinin en güzel şekilde yansımasını, bu konuda her kurumun sınırlarını aşmadan bu yansımaya katkı yapmasını bekliyoruz. Önemli bir mesele de memurlarımıza Temmuz ayından geçerli olmak üzere uygulanan artış oranıdır. Kurulacak olan hükümetin memur ve emeklilerimizin ekonomik sıkıntılarını hafifletmek adına tekrar bir gözden geçirme bekliyor. Yapılacak çalışmalarda Memursen olarak Türkiye ve İnegöl'de daha iyi, daha güzele ulaşmak adına tüm gücümüzle destek olacağımıza söz veriyor, saygılar sunuyoruz.